Yine farklı bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü inceleme konuğum OFL markasının iki tane mıknatıslı telefon tutucusu. Bir tanesi stand tarzında bir ürün, diğeri de ahtapot, tripod aslında mantığa baktığımızda. Şimdi ürünlerin kutusu anlamında daha önce OFL ve McCable incelemesi ve kutu açılışı yapmıştım. Adaptör ve kablo. Onu da izlemediyseniz kartlar kısmından gidip bakabilirsiniz. Tamamen aynı kutu tasarımıyla geldi ahtapot tripodum. Kutuya bakacak olursak kutuda zaten ürünün bir kod numarası, bir de işte tripod olduğu yazıyor. Made in China. Yine Çin'de üretildiğini kutuda görebiliyoruz. Şimdi ürüne geçmeden önce şöyle yanında ufak bir poşet çıkıyor. Bunlar ne işe yarıyor diye bir bakalım. Şurada gördüğünüz üzere OFL markasının damgasını vurmuşlar. Mıknatıslı telefon tutucu kullanım kılavuzu. Şimdi bunun kullanım kılavuzu mu olur diye merak ediyor olabilirsiniz. Ben de merak ettim. Özelliklerinden bahsetmişler. 360 derece oynar başlıklı mıknatıs tutucu. Şundan bahsediyor. Güçlü mıknatıs, yüksek kalite malzeme, özgürce video izleme, görüntülü konuşma, marka güvencesi, eller serbest kullanıma uygunmuş. Tek el takma, tek el çıkartma, kolay sabitleme, tüm akıllı telefonlara uyumlu. Zaten telefonlara uyumlu olmasının tripodla alakalı bir özelliği yok. Mıknatısı telefonun herhangi bir yerine sabitliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. O şekilde her şey aslında ağırlığı desteklediği sürece tutuyor. Şimdi normalde ahtapot tripodla oynamak eğlenceli. Fakat bu ürün bizim ne işimize yarayabilir? Onlardan kısaca bahsedeyim. Şimdi bu ürünü nerede kullanabilirsiniz? Evde kullanabilirsiniz zaten. Telefon tutucu stand olarak da kullanabilirsiniz. Eğer YouTube'da video çekmeye çalışıyorsanız ve de telefonunuzun çekebileceğiniz bir tripod yoksa bu gayet başarılı bir ürün olmuş. Telefonunuzu mıknatısla şöyle yapıştırdıktan sonra aynen şu şekilde istediğiniz dereceyle ayarladıktan sonra video çekimine gayet uygun bir hal alıyor. Şimdi bunun içinden iki tane mıknatıs çıkıyor. Neden iki tane? Bir tane yetmiyor mu sorusu gelebilir. Şimdi benim eski telefonum, şöyle bir tane silikon kap kullanıyorum. Genelde zaten herkes telefonuna kap kullanıyordur. Eğer kap kullanmak istemeyen ya da kullanmayanlar için şöyle küçük göndermişler şuraya tutturmak için. Eğer kapla beraber kullanıyorsanız, yani şu kısma gene aynı şekilde, bu sefer üstüne kabınızı da koyabiliyorsunuz. Yani gücünü arttırırsın ki daha sabit bir şekilde kullanabilirsiniz diye düşünmüşler. Şimdi ben daha önce yapıştırdığım mıknatısı yapıştıracağım tekrardan. Şöyle hatta şeyimin üstüne yapıştırayım. Kabımın üstüne. Şöyle hafiften de merkez noktasına doğru. Bunun üzerinde normalde böyle mavi bir tane jelatin geliyordu. Ben onu çıkardım. Jelatin şunun üzerinde de vardı. Çıkardıktan sonra bu şekilde geliyor. Şöyle zaten direkt kapıyor telefonunuzu. Şöyle dilerseniz de kafasıyla istediğiniz açıya denk getirip ondan sonrasında görüntülü mü konuşuyorsunuz artık? Telefonunuzu mu kullanıyorsunuz şu şekilde? İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Gayet kullanımı da gayet basit olmuş. Şöyle YouTube'a giriyorsun. Çık buradan. İstersen WhatsApp'tan mesaj geldiğinde cevapla. Görüntülü konuş. Şu şekilde herhangi bir yere telefonunu bırakıp istersen şarja bile tak yani. Şuradan da kabloyu geçir. Yani telefon tutucu standı dışında tabii ki de farklı işlevleri var. Onların başında tripodun ahtapot tripod olmasından kaynaklı olarak istediğiniz her noktaya sabitleyebiliyorsunuz. Sabitleyebileceğiniz tabii istediğinizden kastım o. Bir metal boruya sabitleyip fotoğraf çekebilirsiniz dışarıda. Mutfak dolabına sabitleyip yemek yaparken, bulaşık yıkarken kullanabilirsin. Gene dediğim gibi dışarıdayken gene masada şöyle bırakıp kullanabilirsin. Ofiste kullanabilirsin. Evde kullanabilirsin. Yani okulda bile rahat bir şekilde kullanırsın. Hani bilmiyorum işine yarar mı okulda ama. Yani çok fonksiyonlu bir alet olmuş. Şöyle çıkardık. Çıkardıktan sonra da tekrar takılıyor zaten. Merak etmeyin. Bana göre en büyük eksisi şu kısımdaki şeyini kullanarak, ne derler buna, mandalını kullanarak bunu çıkartabiliyorsunuz. Keşke şunun şu kısımda böyle bir farklı başlıklar da yapsalarmış. Tek mıknatısta kullanmak istemeyen
farklı başlıklarla da kullanmak isteyenlere yararlı olabilirmiş. Ama genel olarak başarılı bir ürün buldum. Özellikle ahtapot tripodu. Şimdi diğer ürünümüze geçersek, bunun zaten kutusu oldukça başarılı. Telefon kutusu gibi geliyor. Şöyle de bir telefon standı. Aynı şekilde bunu da bu şekilde kullanabilirsin. İçinden başka neler çıkıyor onlara bakalım. Gene ahtapot tripodla çıkan iki tane manyetik mıknatıs şeyi var. Bunlara değinmeyeceğim. Daha öncesinde zaten değindiğimiz için. Bunda farklı olarak şöyle bir tane yapışkan yüzey çıkıyor. Bu yapışkan yüzeyin aslında bir tanesi burada var. Bu ekstra. Bunu çünkü şuradan şöyle çıkardıktan sonra sabitleyebiliyorsunuz masaya. Birkaç kere çıkardıktan sonra bunun yapışkanı ömrü gidecektir. Ondan sonra yeni bir işte yapışkan aramayın diye yedek göndermişler. Düşünceli bir davranış olmuş. Fakat ben bunu yapıştırarak kullanmak istemiyorum. Şu şekilde kullanacağım ben. İşte mesela benim kullanımımda uygun olmayan noktası da şu oluyor. Ben bunu böyle çekip aldığımda mıknatısla beraber yani tutucu da geliyor. Ama normalde yapıştırırsan şu şekilde telefonunu çıkartıp tekrar takabilirsin. Bu da tercih meselesi tabii. Gene aynı şekilde bunun da başlığı 360 dereceye yakın oynuyor. Firmanın söylediğine göre internet sitesinde aldığım yerde de yazıyordu. Tasarımı tamamen kendilerine aitmiş. Farklı bir firmada yokmuş bu tasarım. 3 farklı rengi var bu arada. Altın sarısı, gümüş rengi ve siyahı. Ben de siyahını tercih ettim. Fiyat olarak da 49 TL'lik bir fiyatı var. Hepsi burada da satılan bir ürün bu. Enon bilgi sitelerden de bulabilirsiniz. Ahtapot tripod da 39 lira. Hani hangisi daha fonksiyonlu diyorsanız ahtapot tripod daha fonksiyonlu ama bu biraz daha premium bir hissiyat veriyor kutusundan açtığın itibariyle. Ki kutusuyla da beraber aslında. Aynı şekilde bunda kullanım alanları aslında diğerine göre benzer. Ofiste çok net kullanılabilir. Ev kullanımı için uygun ki ben evde kullanacağım. Şu şekilde telefonumu bıraktıktan sonra şu şekilde şöyle bıraktıktan sonra tekrar çektiğinizde gördüğünüz gibi böyle direkt bununla geliyor. Ama şu şekilde yapıştırmış olsaydım stand ayrı gelecekti. Ben bunu nasıl kullanacağım? Yine bu şekilde kullanacağım. Altına yapıştırmayacağım. Şu şekilde duracak. Herhangi bir bildirim veya bir şey geldiğinde de buradan çok net bir şekilde görebiliyorum zaten. Yakınlaştırıp da tek elde kullanım serbestliğim de var. Yapıştırırsam oradan kaldıramıyorum çünkü. Ek olarak şurada bir tane boşluk kısmı var gördüğünüz üzere. Bu boşluk kısmından kablonuzu geçirebiliyorsunuz. Kablonuzu geçirdikten sonra da telefon şu şekilde takılıyken şu kısmından şarjını çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Vallahi ben biraz inceledim. Öyle seçtim aldım. Böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa kısacası önerebileceğim bir ürün. Başka da aktarabileceğim bir şey yok. Ürünler hakkında sorusu veya yorumunuz varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ürünleri satın alma linklerini zaten açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.